Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Efsane formumuz gördüğünüz gibi yine karşımızda burada. Çeşitli özellikler eklemiştik. Diğer videolarda makroyla. Bunda da PowerPoint otomasyonuyla size yine belge bastıracağım. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi öncelikle bir adet şuradan PowerPoint dosyası açmam gerekiyor. Sabit bir dosyam olacak. Bu dosyayı üstünden yapacağım. Yeni bir dosya eklemeyi de yine size gösteririm. Şuradan bunu boş yapıyorsunuz ve mesela buraya şöyle bir şey yapalım. Ne var elimde en son? Bu varmış, kötü. Şunu alayım. Şöyle. Şuraya koyalım. Tamam. Çok güzel oldu. Okey. Bunu koydum. Yani şimdi bu dosya özelinde bu kadarı aslında yeterli benim için. Çünkü şu aşağısındaki alana belli veriler yazdıracağım. Şu biraz daha büyük olsaydı da kalitesi çok bozuluyor. Moralim bozuluyor. Tamam. Şöyle mesela kalabilir bu. Altına bunun yazı yazdıracağım otomatik. Şimdi nasıl yapacağım göreceksiniz. Şunu geldim masa üstüne yine yapıştırdım. PowerPoint otomasyonu diye. Şimdi ya PowerPoint diye koymak da istemiyorum. Şunu nasıl bir şey yapalım? Belge.pptx yaparsam daha benim içime sinecek. Unutacağım adını çünkü. Tamam. Belge.pptx yaptım. Daha sonra bunu kapatabilirim. Hiçbir problem yok. Belge.pptx. Şuna geldim. Şöyle klasör oluşturdum bir tane. PDF Maker dedim bunun adına. Şunun içine de bunu attım. Tamam. Burada kalsın bu. Çok güzel. Bunun içinde de mesela belgeler diye yeni bir klasör oluşturdum. PDF'leri bunun içine alırım. Tamam. Her şey çok doğru şu anda. Müthiş bir şekilde ilerliyoruz. Alt F11'e bastım. Yeni bir modül oluşturuyorum yine. Tools'a geliyorum. References aynı Outlook otomasyonunda olduğu gibi şuradan PowerPoint otomasyonunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Microsoft PowerPoint Object Library'i şuradan aktif hale getirmeniz gerekiyor. Hemen arayalım. Bakın PowerPoint 16.0 Object Library. Şunu açmanız gerekiyor. Bunu açmazsanız çalışmaz. Şimdi burada öncelikle tanımlamalarımı yapacağım ama sub işte power belge şeklinde bir isim koydum bunu. Dim diyorum pps powerpoint dot application diyorum öncelikle. Daha sonra dim pp presentation press eşittir powerpoint nokta presentation. Şimdi burada tabii sağdakiler teknik terim, soldakiler isim. Hani buraya Ahmet Mehmet de yazabilirsiniz. Bir problem yok. Ben böyle kullanıyorum. Daha sonra dim pp slide, powerpoint slide şeklinde. As powerpoint nokta slide diyeceğim. Buna da mesela altına da şunları da tanımlayayım hadi. Dim son satır. As integer diyelim. Daha sonra şunları alacağım ya. Dim isim soy isim as string bunları alınacak arkadaşlar. Şöyle alınacak. Tamam, bunları aldık. Okey. Bunun devamında son satırın ne olduğunu tanımlamam gerekiyor. Onu da hemen şurada tanımlamıştım. Şunu da alalım. Son satırda bu şekilde bulunuyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Son satırda buradan aldım. Tamam. Şimdi set pp diyorum. Pp'yi bir tanımlayayım. Create object diyorum. Create object PowerPoint nokta application diyorum. Tanımladım. Daha sonra burada pp nokta visible eşittir true yapıyorum ki PowerPoint açılsın. Şurada PowerPoint'i açıyorum. Burada da true yapıyorum. Bakın açayım mesela. Şu anda gözükmeyecek gerçi. PowerPoint visible true dediğimde bakın PowerPoint uygulaması geldi. Yani bu visible true'dan önce bu gelmiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi F8 ile F8, F8, F8 geliyorum. Visible True diyorum. Bakın açılıyor ve Visible True. Ama içinde herhangi bir dosya yok. Şimdi buraya bir dosya gelmesi için yeni bir dosya açtıracağım. Bunun içinde set pp press diyorum. Eşittir. pp.presentations nokta open diyorum. Bakın add de var burada. Add diyerek yeni bir dosya oluşturabilirsiniz. Ben open diyorum ve sabit dosyamı açtıracağım. Bunun da konumunu vermem gerekiyor. Konumuna da şuradan ulaşabilirim. Şurada mesela atıyorum. Şuradan gelelim masa üstüne. Şurayı bir kopyalayalım.
Burayı neden desktop vs diye vermiyor onu anlamadım. Şurayı veriyor, tamam. Masaüstü ders notları diyor. Şunu bir alayım mesela. Ders notları klasörü değil de benim klasörüm neydi burada? Şöyle bakalım. PDF Maker klasörü. Tamam. Klasöründe belge.pptx değil mi? Benim dosya adım bu. Şöyle veriyorum şunu. Okey, tamam. Şimdi bakalım açılacak mı? Visible true. Bunu da bastığımda bakın. Dosyam açıldı şu anda. Dosyamı açtırdım. Tamam. Bunda da problem yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burada set pp slide diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Pp nokta. Slides diyeceğim 1. Şimdi bunu neden yapıyorum? Yani burada PowerPoint açıldığında ilk slide'da işlem yapacağımı belirtiyorum burada. Neden? Tek bir slide var zaten. O slide'a git diyorum ki yani o slide üzerinde bir işlem yapsın. Şunu durdurabilirim buradan ya. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra iki farklı değişken tanımlıyorum. Dim, pp yazı şeklinde bir değişken tanımlıyorum. Hadi bu şekilde kalabilir ya. Başka tanımlama gerek yok. Tek bir tane yapayım. Nokta shape diyorum. Bak. PowerPoint şekli olarak bunu tanımladım. Daha sonra bunu pp yazı diyorum ve bunu şimdi tanımlayacağım. Eşittir dedim. pp slide nokta shapes nokta add text box açıyorum. MSO text orientation horizontal diyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Yatayda bir metin yazacağım. Virgül. Örneğin kaça yazsın onu söyleyeceğim burada. İşte ben soldan 0 bıraksın diyorum. Ortadan işte yukarıdan 300 bıraksın dedim. Genişliği 950 olsun. Yüksekliği de 300 olsun dedim. Bir text box oluştursun dedim mesela. Mesela bir F8 ile gelelim. Şurada slides'ta bir problem yaşadık bir kere. Burada bir problem yaşıyoruz. Çalıştırdığımda evet slides'ta bir problem yaşıyoruz arkadaşlar. Burada neden bir problem yaşıyoruz? Hemen ona bakalım. PP slide as PowerPoint nokta slide diye tanımlamışız. Evet. PP nokta slides demişim daha sonra. PP press nokta slides olacak arkadaşlar. Çünkü neden? PP press yani şunun içindeki slide 1'i arıyorum. Burada yanlış bir kullanım yapmışım. O yüzden Visual Basic beni uyardı. Açtım. Dosyamı da açtım. Bakın dosyam da açık. Daha sonra dosyamı açtıktan sonra bir F8 daha. Birinci slide'a geldi. Bir F8 daha. Geldim ve bakın şeyimi benim burada oluşturmuş. Tam biraz fazla yukarıdan boşluk bırakmışız. İşte burayı diyelim ki mesela 150 boşluk olsun. Tamam bu şekilde kalabilir. Daha sonra yapacağım işlem şu olacak arkadaşlar. Kapatacağım bunu ve diyeceğim ki pp yazı nokta text frame. Bunun bir text frame olduğunu söyleyeceğim. Text frame nokta text range tamam. Nokta text tamam mı? Bunu hazırladıktan sonra burada atıyorum diyeceğim ki şöyle bir şey yapacağım. Düşünüyorum ne yapsam diye de sayın isim soy isimler. Tamam mı? Kapattım. Böyle bir ifade olsun. Mesela böyle bir ifade yazsın. Bunun yine aynı şekilde şunu kopyalayayım şöyle. Aşağısına yapıştırayım. Nokta text ile nokta font nokta name eşittir. Segue print olsun. Şunu da aşağı attım. Şunu tekrar kopyalayayım şöyle. Daha sonra şunu da font size yapacağım. Segue print değil de bu da 20 olacak. Tamam. Daha sonra da pp yazı nokta text frame nokta text range. Daha sonra paragraf format diyorum ve alignment'ını şuradan pp align center yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde verdim. Okey. Bunlarda hiçbir problem yok. Mesela burada İsim ve soy isim nasılsa bir bassın bakalım nasıl basacak. Örneğin çalıştırsam bunu. Şöyle F8 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 çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum.
Burada duruyor. Bir saniye. İleride bir problem mi var? Neden duruyor? Hemen inceleyeceğim. F8, 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 F8. Bunu da açtı. Bunu da açtı. Bunu da açtı. Buna geldi. Şunu yazdı. Yazdı mı? Yok. Sayından sonra bakın yazmamış. Orada bir problem olmuş. Şimdi neden bu oldu? Ha, isim soy ismin arkadaşlar tanımamışım ki nereden alacağımızı. Tamam, gelelim isim soy ismin şurada olduğunu belirtelim arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Daha sonra bir daha çalıştıracağız. Şimdi şunu kapatalım. F8 yapacağım. F8, 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 F8. Getiriyor, açıyor. Tamam. Şurada yine durdu. Sayın Can Demircioğlu dedi, durdu. Şurada bir kere şu olacaktı. Bunu unutmuşum. Onu gördüm. Şöyle olacak. Boşluk olacak arasında. Tamam. Text frame, text range, nokta font, nokta name arkadaşlar. Bu doğru. Tego'ya print dedim. Yani bunu neden bunu onaylamadı onu anlamadım. 20 dedim. PP align center dedim. Aslında burada işlem bitmiş. Tamam, yaptı zaten hepsini. Ben ne diyorum? Zaten yaptı. Okey. Bunu yaptık. Bunun altına şöyle bir şey daha yapacağım. Burada da diyeceğim ki örneğin mesela altında bir yazı daha yazsın. PP yazı 2'yi de şuradan şey yapalım. PP yazı 2 diyelim buna da mesela. Yeni bir tane daha şey tanımlayacağım. Set PP yazı 2. Şunların hepsini PP yazı 2 yapıyorum arkadaşlar. Mesela isim soy isim değil de şurada. Bayramınızı içtenlikle kutlarız diyorum mesela, bugün bayram. Bu şekilde bir şey yazdım. Şunu da 150 değil de 200 aç, 220'ye çektim mesela. Bakalım nasıl bir şey bizi bekleyecek. Şunu durdurdum. Şu kapansın arkadaşlar artık. Şöyle bir gelelim bakalım ne olacak. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bunu yazdı. PP yazı 2 yazdı mı? Bakın bayramınızı içtenlikle kutlarız diye yazdı. Tabi burada şunlar biraz sektirilebilir arkadaşlar. Ya yani 200 burada. 300 de olsun. Tamam, böyle kalsın. Şimdi bir for döngüsüne sokmam lazım. For döngüsü zaten sürekli kullandığım hazır for döngüsü. For i eşittir 2 to son satır diyorum. Şuraya da next diyeceğim. Next dedikten önce de ama mesela bunu PDF yapacağım yere getirecektim ya. Onu yapıyorum şu an. Şuraya da geleceğim ve diyeceğim ki mesela bundan önce de PP press, yani şu dosyamı çıktı al diyorum, şu dosyayı. Export as fixed format diyorum. Nokta active workbook diyorum. Nokta nokta active workbook diye, özür dilerim. Şurada active workbook diyorum. Okey. Bunu dedikten sonra nokta pet diyorum. Yani bu şeyin sayfasını atsın diye istedim bunu. Şu anki workbook'un sayfasını atsın diye istedim. Nokta pet diyorum. Burada da nasıl bir pet oluşturalım? Birleştirme operatörü. Örneğin belgeler mi demiştim ben? Öyle bir şey demiştim herhalde adına. Şöyle bir şey yaptık. Tamam. Bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra birleştirme operatörü yine isim, şurada bir boşluk, birleştirme operatörü soy isim. Birleştirme operatörü yine nokta PDF şeklinde bir çıktı alsın istiyorum. PP fix format type as PDF diyorum. Kapattım. Şunu da intent print seçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakalım çıktı alacak mı? Şimdi bir kontrolünü yapmam lazım öncelikle. Ha, burada mesela benim dosyamın aslında burada olması gerekiyor. Problem o şu anda. Şu dosyanın ben yerini değiştirmem lazım. Şunu alıp şuraya atmam gerekiyor. Açık olduğu için olmuyor diyor. Kapatırız. Hiç problem değil. Kapatalım dosyayı. Şuraya atalım. PDF Maker'ın içine. Tamam. Buradan açtım dosyayı şimdi. Çünkü aktif petini kullandığım için arkadaşlar orayı açmam gerekiyor. İçeri yetkinleştir dedim. Tamam. Alt F11. Şimdi bunu çalıştırdığımda PDF çıktısı alması lazım.
Belgelere bakın. Can Demircioğlu PDF'i aldı. Tamam. Bunu aldıysa hepsini alır zaten. Şimdi bunu nasıl çevirecektim? Aynı diğer videolarda yaptığım gibi for döngüsüyle çevireceğim. For i eşittir 2 to son satır dedim. Tamam. Burada bildiğiniz üzere isim soy ismi şöyle tanımlamışız yukarıda. Bunları şimdi aşağıda burada farklı tanımlayacağız. Nasıl tanımlayacağız? Şöyle yapacağız. Belge C4'ten almayacak da şuradan alacağım. Database'in mesela diyeceğim ki B2'sinden al. Değil mi? Database'in şöyle B ikisinden al ama ikisinden değil ikisinde şöyle ikinci olanını al diyeceğim. Bakın böyle alacağım. Şunu da aynı şekilde soy isim yapacağım ve bunu da diyeceğim ki CI'den al diyeceğim. Okey. Her şey düzgün gözüküyor. Tabi bundan sonra mesela PP yazı yazacak ya. Burada şöyle bir şey yapacağım her birinden önce. Mesela Next'te en son çıktıyı aldıktan sonra PP yazı nokta delete diyorum. PP yazı 2 nokta delete diyorum arkadaşlar. Bunları da yazmak gerekiyor. Çünkü silinecek üstüne bir daha yazar yoksa bir daha gider. O yüzden bunu da bu şekilde yaptım. Çalıştırıyorum komutumu. Bakın Furkan Topal, Berke Arslan falan filan hepsini aldı arkadaşlar. Bilgisayarım da biraz hızlı olduğu için çok gözükmedi ama bakın. Berke Arslan hemen Berke Arslan'ı getirdi. Can Demircioğlu'na yine bir çıktı aldı. Furkan Topal'a yine bir çıktı aldı. Bunu da mesela yine diğer Outlook otomasyonunda gösterdiğim gibi hani izlemediyseniz o videoyu izleyin. Orada gösterdiğim gibi yine buradaki olayda şey yapıyor. Yani bu belgeyi mesela attach edip yine mesela gönderebilirsiniz birisine. O şekilde çalışabilirsiniz yani beraber. Yani bir anda hem PDF çıktı şeklinde buraya çıktı alıp hem de daha sonra bunu tak 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 diye mesela mail de atabilirsiniz. İkisi birleşebilir. Yani çok basit zaten PDF olanı göndermeyi gösterdim. Bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Teşekkür ederim yine dinlediğiniz için. Ve ama şöyle yapalım önce. Şuraya ben mail gönderdim de mesela. Şunu da şöyle alayım. İşte bayram mesajı diyeyim ne bileyim bu tarz bir şey diyeyim. Bayram mesajına tıkladığımda hemen işlemi yapacak. Hem bu sayfada doğru çalışıyor mu onu da görün. Bayram mesajı dediğimde bakın burada çıktı. Evet yine doğru bir şekilde aldı arkadaşlar. Şunu da kapatabilirim. Şurada da mesela alanınızı artık kendinize göre yani güncelleştirebilirsiniz. Ne bileyim şöyle aşağıya doğru çekin mesela. Şunu arka plan verin. Şöyle bir arka plan verin mesela diyelim. Şimdi buna göre çalışabilirsiniz. Veya burada mesela boş satırlar sarı olsun diyebilirsiniz. Yani nasıl söyleyeceğim? Şöyle şurayı alıp ya şuradaki alanda koşullu biçimlendirme yeni kural şunu içeren boşluklar dediğinizde mesela biçim ayarı olarak şuradaki dolguyu seçebilirsiniz mesela şöyle. Bu muydu? İnşallah bu sundur yani. Değil değil mi? Bir ton açıydı. Kuralları yönet. Şunu düzenle. Şu değil de şu olacak. Bu da mı değildi? Yani? Ha, buymuş tamam. Mesela buraya bir veri girildiğinde daha sonra buna kalkacak. Güzel bir şekilde oluşmuş olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.